Gelişen teknoloji ve değişen savunma şekilleri sonrası Türk savunma sanayi de yeni nesil silahlarını peş peşe görücüye çıkarıyor. Söz konusu silahlar arasında en dikkat çekenlerden birisi ise elektrik enerjisiyle çalışan sistemler oluyor. Süpersonik hızlara ulaşan sistemlerle kritik hedeflerde kolaylıkla imha edilebiliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yeni nesil silah sistemlerinden Sapan'ı aldı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda asimetrik hedefler sonrası ortaya çıkarılan elektromanyetik fırlatma sistemi Sapan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için kullanılan sistem olarak ifade edilen Sapan, aynı zamanda uçak gemilerinde ve uydu fırlatma sistemlerinde de kullanılabiliyor. İlk prototipi 2016 yılında ortaya çıkarılan projede son testler geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirildi ve sistem başarıyla kullanıma hazır hale getirildi. Sapan Atış ve Kontrol Ünitesi, Darbe Güç Kaynağı, Namlu ve Mühimmat olmak üzere 4 alt sistemden oluşuyor. İlk milli elektromanyetik silah olarak da ifade edilen Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler sesin 7-8 katı hızda hedefe de ulaşabiliyor. Sapan silahında itici kuvvet olaraksa manyetik enerji kullanılıyor. Manyetik prensiple çalışan sistemde iletken iki ray arasına yerleştirilen mermi, Lorentz kuvveti olarak tabir edilen etkiyle ses hızının 7-8 katı hızlarda çok uzaktaki hedeflere gönderilebiliyor. Yüksek isabet yeteneğine sahip elektromanyetik silah, barutlu sistemlere göre çok daha yüksek bir ateşleme gücü sunuyor ve silahla atılan merminin patlayıcılarla donatılmış olması da gerekmiyor. Merminin sahip olduğu hız ve beraberinde getirdiği kinetik enerji, hedefi imha etmek için yeterli oluyor. Yanma eylemi olmadığı için su temasından etkilenmeyen yeni nesil silah Sapan, donma hariç her türlü doğa koşulunda da atış yapabiliyor. Sistem hedefleri hakkında daha önce yapılan açıklamalarda namlu çıkış hızı 2040 metresaniye, namlu çıkış enerjisi ise 1 MJ olarak açıklanmıştı. Ancak TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan son açıklamaya göre sistem namlu çıkış hızı 2070 metresaniye, namlu çıkış enerjisi ise 1.3 MJ olarak tamamlandı. Gelinen son nokta itibariyle 2000-2500 metresaniye mühimmat çıkış hızı sayesinde Sapan 30 kilometrenin üzerindeki mesafelere kadar da etkili olabilecek. Sapan bir topçu sistemi olarak kullanılabileceği gibi güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip bir hava savunma silahı olarak da görev yapabilecek. Muharebe sahasında önemli bir teknolojik avantaj sağlayacak olan elektromanyetik fırlatma sistemlerinin getirilerinden birisi de akıllı mühimmatlarla birlikte çok yönlü kullanım olanağı sağlamaları. Başka bir deyişle tek bir sistemin farklı görevlerde kullanılabilecek olması. Bu kapsamda elektromanyetik fırlatma sistemlerinin topçu sistemleri, su üstü platformları, uzaya erişim, hava ve füze savunma sistemleri gibi farklı alanlarda gelecekte kendilerine yer bulacakları da öngörülüyor. Elektromanyetik toplar daha yüksek namlu çıkış hızlarına ulaşabilmeleri ve patlayıcı madde kullanmamaları sebebiyle nakliye ve depolama kolaylığı da sağlıyor. Dünyada Türkiye'den başka Almanya, ABD, Fransa, Rusya ve Çin'in bu teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor. Türkiye ürettiği Sapan sayesinde dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerin arasına da girmiş oldu. Projeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da maliyetleri oldukça yüksek kimyasal yakıtlarla ulaşılması riskli olan hipersonik hızlara Sapan'la erişilebileceğine dikkat çekmiş, hipersonik hızlarda hareket eden bir mühimmatın hem takibinin hem de imha edilmesinin çok zor olduğuna vurgu yapıp bu tür mühimmatlarla kritik hedeflerin de kolaylıkla vurulabileceğini kaydetmişti.